Öncelikle merhum Sezai abinin ruhuna bir Fatiha-i Şerife okuyarak başlayalım. Ben Sezai Bey'i 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk senemde bir arkadaş dedi ki Sezai Karakoç'u ziyarete gidiyorum, sen de gelir misin? Gelirim dedim. İlk defa Cağaloğlu'ndaki yazıhanesinde gördüm. Tabii çok dikkatle inceledim. Çünkü arkadaş onunla daha evvelden tanışıyordu, ben yeniydim. Şöyle bir kanaate o zaman sahip olmuştum. Ya bu insan münzevi bir adam. Halkla arası iyi olsun diye halkla arasına mesafe koymuş. Şiirlerini okudukça, şahsiyetini tanıdıkça, eserlerini okudukça, hakkında anlatılanları bizzat yıllardan beri dostu olan insanlardan dinledikçe, Sezai Bey'in gerçekten de hakkın sesi olduğuna ben kanaat getirdim. Çünkü biz şiiri ve diğer her şey gibi, mimari gibi, siyaset gibi, ekonomi gibi, maalesef iki asırdır aslıyla anlamıyoruz. Bizim anlayışımız da maalesef bozulmuştur. Şiir, hikmetin bir şubesidir. Gerçek şairler hikmet söylerler. Bunu da zorlayarak yapmazlar. Onlar zaten içlerinde hikmet dolu oldukları için söylediklerinde zaten hikmetli bir şey söylüyorlar. Şimdi şiirin bu tevhidi manası, mimarinin tevhidi manası gibi, siyasetin tevhidi manası gibi, aklınıza gelen her şeyde maalesef son iki asırdan beri gözden kaybolduğu için Sezai Bey'i de doğru bir yere koymak pek çağımızdakilere kolay gelmiyor açıkçası. Yani öyle bir adam ki devlet memuruyken ve oldukça iyi bir kariyeri varken, çünkü o kariyerleri ben bilirim. Yani Sezai Bey'in elinin tersiyle ettiği kariyer çok parlak bir kariyerdir devlette. Önü müsteşarlığa kadar gidebilen, bakanlığa kadar gidebilen bir kariyerdir. Onu itebiliyor. Öyle bir adam ki Arap şiirinin klasiklerini olduğu gibi Batı şiirinin klasiklerini de biliyor. Öyle bir insan ki hayatı boyunca tevazuyu, istemezliği, minnetsizliği kendine şahsiyet olarak seçiyor. Verilen ödülleri reddediyor. Kendisine teklif edilen kolaydan haccı kabul etmiyor. Bunlar zaten bu dönemde yaşayan insanlar için ahlaklı bir insanın çok nadir görülen özellikleridir. Sezai Bey sağcı bir şair değildir. Muhafazakar bir şair de değildir. Sezai Bey öyle bir düşünür de değildir. Çünkü Sezai Bey diğer bazı meşhur şairlerin aksine çok önemli bir düşünürdür. Benim mesela düşünce dünyama en çok tesir eden 2-3 insandan birisidir. Kendisiyle ben çok birebir hukukum olmadı. Fakat eserleriyle, Ankara'ya geldiğinde sohbetleriyle ondan bir takım şeyler almaya çalıştım. Şimdi bu bir şairden düşünür olur mu? Veya bir düşünür şair olur mu? Veya şairden evliya olur mu? Veya evliyadan şair olur mu? Gibi saçma ikilemeler bu asra ait ikilemelerdir. Bundan önceki geleneğimizde Endülüs'ten tutun Buhara'ya kadar her yerde şiir ve şair kıymetli bir yerde. Niye? Efendim ne güzel sözler söylüyorlar. Onlar söz söylemiyor. O yüzden kıymet görmüyorlar. Çok söz söyleyen var. Fakat onların hikmet söylediği düşünülüyor. Ve önemli bir kısmı da o yüzden bir nevi hakkı gösteren, insanlara hakkı hatırlatan, Rabbimizin rızasını hatırlatan insanlar olarak görülüyor. Fakat burada da kalıplara mahkum oluyoruz. Çünkü bu Kemalizm kadar muhafazakarlık da maalesef müminliğin üzerine çökmüş bir kara beladır. Gerçek bir kara beladır. Çünkü
öbür taraf toptan berhava etmek isterken muhafazakarlık güya koruma bahanesiyle her şeyin, her kıymetli şeyin içindeki tevhid künhünü karartır. Ondan bahsetmez. Mesela Yahya Kemal milliyetimizin şairidir. Niye milliyet? Milliyet yeni etme bir kavram. Geçmişine doğru gitseniz 1860'lara ancak gelirsiniz, 1840'lara. Niye? Çünkü o bir geçmişten bahsediyor. O zaten olmuş, bitmiş bir geçmiş. Yaşamıyor, yaşaması zaten arzu edilmiyor. O da arzu etmiyor. Ama güzel bir hatıraydı. Güzel günlerdi, ne güzel müzikmiş. Eski müziğimiz, eski edebiyatımız, eski bu eski kavramını çok sık kullanır. Çünkü yani rejimin sahiplerine bulunduğu makamın gereği oradan aldığı makamların bir karşılığı olarak kendisinin mürteci olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Yani ben dindar değilim ama geçmişten gelen şeylere de sahip çıkalım. Bizim de bir klasiğe ihtiyacımız var. Yeni Türkiye'de. Bunu pek çok şeyinde görürsünüz. Yani eski şiirin rüzgarı ile, bakın kitabın adı bile eski sıfatıyla doludur. Sezai Bey böyle bir insan değil. Sezai Bey müminliği her şeyin üstünde gören, Allahu Teala'ya her şeyin aslında gören bir insan. Onun şiiri de, düşüncesi de o yüzden tevhidi şiir ve tevhidi düşüncedir. Yani Arapçada biliyorsunuz şiir kökü aynı zamanda şiar ve şuur kelimelerinin de köküdür. Aynı kökten gelir. Şiir, şuur, şiar. Üçü de Sezai abinin sahip olduğu üç nimettir. Niye nimet diyorum? Çünkü hidayet Rabbimizin bir nimetidir. Vehhab ismi şerifi iktizasınca dilediği kullarına veriyor, dilediği kullarına vermiyor. Çok akıllı olanlar hidayetten geri kalabiliyor. O kadar akıllı olmayanlar Allah'ın dostu olabiliyor. Bu akılla becerilen bir şey değil. Bilgiyle de çok becerilen bir şey değil. Bunlar ona yol olabilir ama kapı olamaz. Kapı Allah-u Teala'nın dilemesidir. Şimdi Sezai Bey'in ben bir yazı yazdım Kalbin Aklı kitabımda yıllar evvel. Hikmet olarak şiir ve Sezai Karakoç diye. Şimdi o yazıyı burada tekrar etmek istemem. Ama bu konuşmamın çerçevesini o çiziyor. Öncelikle şiir neden hikmettir? Bu konuda iki tane manevi düstur var, şiar var. Şiirle ilgili. Yani bir müminin şiir ile olan iştigali, ilişkisi nasıl olmalı? Bir Şuara suresinin sonlarında yer alan ayet-i kerimeler var. Biz Rabbimiz şiirden bahsedince can kulağıyla dinleriz. Biz Rabbimiz yapraktan bahsedince can kulağıyla dinleriz. Botanik bilimine bakmam, biyoloji bilimine bakmam. Önce Rabbime bakarım. Beni mümin yapan budur. Önceliği Rabbime verir. Rabbim şiir hakkında ne diyor? Yalancılıkla eş tutuyor. İki gruba ayırıyor şiirleri, şairleri. Zaten Arapça'da şair diye kazip manasında da kullanılır. Yalancı demektir. Şiir kizptir. O yüzden Resulullah Efendimiz de kendi döneminde şirk ehli şair yakıştırması da yaptılar. Yalancı diyemediler çünkü. Direkt kazip diyemiyorlar. O kadar emin ki ne kadar biz de ona benziyoruz değil mi maşallah? Şu an çok benziyor. Günlük işimiz yalan. Esnaf da yalan, siyasetçi de yalan, edebiyatçı da yalan, sanatçı da yalan, sokakta yalan, otobüste yalan. Peki Allah-u Teala neden öyle diyor? Çok ilginç. Bize Allah-u Teala bir yol gösteriyor. Bakın bunlar hep düsturdur. Bunlar hep mikyastır. Bir kişi özde mi şair, sözde mi şair? Çok şair var. Çok fazla şair gerekmiyor. Dünyada tonla şair var. Ama özde olanı bulmak çok zor. Neye göre? Allah-u Teala'nın ölçüsüne göre. Nedir o ölçü? Ayet-i Kerime'de buyuruluyor. Onların hissetmedikleri şeyleri söylemeleri, içlerinde olmayanı varmış gibi insanlara ilan etmeleri.
Bu. İki, bilmedikleri vadilerde şaşkın şaşkın gezmeleri. Bilmediğinizi neden söylersiniz? Bu da ayet-i kerime. Demek ki birincisi A. Allah-u Teala umumi olarak şiirin ne kadar batıl bir şey olduğundan bahsediyor. Fakat daha sonra istisnasını veriyor. Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hakkı söyleyenler, hakkı tavsiye edenler, bunlar hayırlı amel işleyenler, bunlar hariç. Demek ki bir küme düşünün, 1000 tane element olsun içinde unsuru, bunun çok büyük bir çoğunluğu sapkın durumda. Çok azı muhlis, ihlas, halas sahibi. Şimdi Sezai Bey o yüzden özde bir şair. Şimdi biz tabii Rabbimizin bu tavsifini, bu nitelemesini bir de Resulullah Efendimizin pek çok hadis-i şerifinde geçen şiir ile ilgili hükümlerle bağdaştırmamız lazım. Resulullah Efendimizin pek çok hadis-i şerifinde şiir hikmetin bir parçası olarak, hikmetten bir kısımdır, bir parçadır. Hatta onun oranları da vardır muhtelif hadis-i şeriflerde. Diyerek Resulullah Efendimiz birçok yerde şiiri ve şairi över. Fakat hangisini? Tabii ki. Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu, bize bildirdiği, beyan ettiği kıstaslara göre. Peki ben bugün müminim. Ben mesela, ben de şiir yazıyorum. Şair tanıyorum, okuyorum. Çok sevdik, yabancı, yerli. Hangisini makbul ve meşru göreceğim? Şiiri sevebiliriz. Ama makbul ve meşru olanı onun içinde bir kısımdır. Tamamı değildir. Ne gibi? Esnaflık gibi. Her şeyin alım satımını yapabilirsiniz. Ama ölçüleri var. Ona göre. Faiz de yapamazsın. İşin içine girdin mi? Evet yaparsın. Fakat o helal olacakken haram olur. Neye göre? Allah-u Teala'ya. Mümin Allah'a göre yaşayan insandır. Ona buna göre değil. Allah'a göre yaşayınca Resulullah'a göre yaşar. Resulullah'a göre yaşayınca ashabına göre yaşar. Ashabına göre yaşayınca ashabını takip eden müteahhirin, bütün diğer imamlar, ulema, arifler ve herhangi bir iman sahibi insan, meşru olsun olmasın. Günümüzde de. Bunların hepsi aynı silsilenin adamıdır. Allah-u Teala'nın ölçüsüne uyanların silsilesi, kervanıdır bu. Şimdi bizim meselemiz o kervana dahil olup olmamaktır. Zevkimizde de dahil olmaktır. Kalbimizde de dahil olmaktır. Aklımızda da dahil olmaktır. Müminler iki asırdır bu üç şeyi de maalesef iman ekseninde Allah'a göre anlamıyorlar. Anlatmıyorlar, yaşamıyorlar, bu nimetleri kullanmıyorlar. Dolayısıyla Sezai abinin ben özellikle ne kadar günümüzde de bu unutkanlık, bu şaşkınlık, bu müminlerin kendini bilmez hallerinin dışında ve ötesinde kaldığını vurgulamak için önce bu girizgahı yapmak zorunda kalıyor. Şimdi bizim fakir, biliyorsunuz gazeller de yazarım. Ben zevk olarak iştigal ediyorum. Kendimi şair olarak addetmem. Haşa. Yani Sezai abi gibi gerçek şairler varken. Fakat mesela muhafazakarlığın kafamızda çaktığı çivilerden birisi şudur. Allah ve kitabına, Resulüne bağlı olan insan gazel yazar. Veya gazel yazmış insanlardan bahseder. Veya en azından aruzla ilgili bize bir şeyler söyler. Şimdi Sezai abi de bunlar yok. Aa, oldu mu ya şimdi? İki, eskilerden bahseder. Yahya Kemal gibi, daha birçok sağcı şair gibi. Yani öldü gitti ama biz de yad edelim yani. Arkasından bir ağıt okuyalım. O da Sezai abi de yok. Sezai abi evet, geçmişten bahseder ama bitmiş bir geçmişten bahsetmiyor. Olmuş bitmiş bir geçmiş değil. Çünkü geçmişten bugün bahsediyorsanız o zaten bugündür. Tarih ölmüş şeye denmez.
tarihten bahsettiğin anda onu yaşatıyorsun. Sen de yaşıyorsun demektir. Şimdi dolayısıyla Sezai Abi'de bu şuur boyutu gerçekten çok üst düzeydedir. Beni zaten çarpan bu oldu. Yani ben Sezai Abi'ye gelene kadar Cemil Meriç okumuşum, Kemal Tahir okumuşum. İşte bilinen bütün sağcı yazarları, Erol Güngör'ü, efendim Mümtaz Turhan'ı, Sabri Ülgener'i, efendim Şerif Mardin'i, ya onlar sosyoloji ama edebiyat sahasında da Halit Nusret Sorlu'na ben çocukluğumdan beri çok okuyorum, çok bakıyorum. Yani çok okuyorum dedim yani, çok fazla okumuyorum. Allah'tan yani. Çünkü düşünmeye de vakit vermeye çalışıyorum. Yaşamaya da vakit vermeye, sokakta görmeye vakit vermeye çalışırım. İnsanlardan öğrenmeyi. Onu da çok severim. Fakat Sezai abi de beni şaşırtan şey, Necip Fazıl da şiir yazıyor. Hatta Necip Fazıl bir nevi Sezai abinin üstadıdır. Yani onun yanında yetişmiştir. Onu çok sever. Allah rahmet etsin. Fakat mesela Necip Fazıl'ın tarzından çok farklıdır. Bir kere tefekkür boyutu çok yukarıdadır. Entelektüel birikim çok üstedir. Necip Fazıl bunlara çok ehemmiyet veren birisi değil. O da tabii ki şiiri bir mücadele aracı. O daha çok şiar olarak kullanıyor. Yani şiarda ne demek? Bir bayrak, bir sancak, bir alem. Alem değil, alem. Alem göstermek demek, bildirmek demek. Ve bir ilke, bir değer olarak. O da Allah denilmeyen, Allah demenin yasak olduğu dönemde Allah demenin mücadelesini veriyor. Osmanlı diyemeyeceğiniz bir zamanda Osmanlı demenin mücadelesini veriyor. Ne bileyim, Abdülhamit diyemeyeceğin dönemde Abdülhamit demenin mücadelesini veriyor. Allah gani gani rahmet etsin. Bunlar büyük mücahedelerdir. Bunlar ufak şeyler değildir. Zamanına göre değerlendirilir. Dolayısıyla Necip Fazıl'dan çok farklıdır. Mesela gene onu üstad belleyen Nuri abi rahmetli Pakdil'den farklıdır. Farklıdır demek o iyidir, diğerleri kötüdür demek değil. Hepsinin farklı renkleri var. Farklı öne çıkan özellikleri var. Nuri abi çok ateşindir. Enerji doludur. Sezai Bey dingin bir okyanus gibidir. Orada her şeyi bulursun. İlla Allah adı zikretmesi gerekmiyor şiirlerin. Biz işte burada da yanlış klişelerle yetiştiğimiz için. Efendim içinde Kudüs geçmiyor, Filistin geçmiyor, efendim dava kelimesi geçmiyor, İslam geçmiyor. Nasıl bir İslami şiir? Öyle şey olur mu ya? Mümin Allah dediğinde de mümindir, Leyla dediğinde de, Gül dediğinde de mümindir. Yoldan geçen çekirgeyi gördüğünde de yani mümindir. Bakın bunlar da hep bölücülüğün eseri. Çünkü müminler iki asırdan beri bölücülüğe çok alıştılar. O iş ayrı, bu iş ayrı. Dini müzik, dini olmayan müzik. Bunu bir kafir söyler. Çünkü kafire göre din hayatın bir köşesidir. Belirlidir, işaretlenmiştir. İnsanlar bazıları oraya giderler, vakit geçirirler, kendilerini soğuturlar. Efendim teselli bulurlar. Bir mümin için öyle bir şey olur mu ya? Müminin oturması da mümince olur. Şiir yazması da mümince olur. Yani hiç müminlikle alakası olmayan bir ahlakla içinde Filistin, Kudüs geçen şeyleri yazdın da ne olur? Bugünkü işte bu ikircikliğin, ikiyüzlülüğün ve giderek nifakın temeli bu zaten yani. Bölmektir. Tevhid ehli bölmez. Bugün Fihi Mafih okuyordum uçakta gelirken, Ankara'dan yeni geldim. Hazreti Pir Efendimiz şu kıssayı anlatıyor. Bir saray görevlisi, şair, Türk olan sultana bir kaside yazdı. Halbuki Arapça yazmıştı. Halbuki sultan ne Arapça biliyordu, hatta ne Farsça biliyordu. Bir tek Türkçe biliyordu. Onu herkesin huzurunda kalktı ayağa, okudu. Kaside ne demektir? Şakşakname. Ah canım benim, senden güzeli yok. Sen bir tanesin, canım padişahım. Meselesi tabii ki. Bugün de yazanlar var. Her zaman vardır. Her toplumda vardır. Farklı şekillerde yazarlar. Geçmişte şiir kıymete bindiği için onu yazarlardı.
Bugün başka şeyler yazıyorlar. Gazete köşelerinde şurada burada yazıyor. Fark etmiyor. Neyse, diyor ki sultan anlamış gibi arada bir kafasını sallıyor. Arada bir tebessüm ediyor. Arada bir onu durdurup tebriklerde bulunuyor. Kaside de uzun olur biliyorsunuz. Millet diyor şoka girdi. Allah Allah, lan bu adam Arapça bilmiyor. Anlamış gibi hareketler yapıyor adam. Şiir bitince oradaki memurin tabakasından birisi diyor ki sultanım siz anlamış gibi bir takım hareketler yaptınız, bu jestler efendim, hareketler. Siz ama Arapça bizim bildiğimiz kadarıyla bilmiyordunuz yani. Biliyor musunuz yani? Yok, bilmiyorum. Ama tam olduğu yerlerde, başımıza şey düşmesin de kuş. Ama demiş tam olması gereken yerlerde olması gereken tepkileri verdin. Sanki biliyorsunuz gibi. Demiş ki ben şiiri anlamadım ama maksadını biliyordum. Maksadı bilmek şiiri bilmekten önce gelir. Çünkü kaside, bakın orada çok ilginç tabii şeyler var. Kaside, kast kökünden gelir. Maksat, maksud, bunlar hep aynı kökten gelir. Ne demek istiyor yani? Bu adamın o şiiri nasıl yazdığını ben zaten gönül diliyle bildiğim için kastını, meramını biliyorum. O yüzden kelamını anlamak çok kolay. Şimdi Sezai abinin kelamına bakınca meramını anlamanız da çok kolaydır. Şiirden çok az almanız gerekmez, çok şiirle meşgul olmanız gerekmez. Hatta benim yaşadığım gibi gençlik zamanlarda Sezai abinin ben bir iki kere kitabını açtım, okuyayım dedim, okuyamadım. Yani çünkü dili bana soğuk geldi, açıkça. Fakat Amerika'ya okumaya gittiğimde bir ara Türkiye'ye giden bir arkadaşım vardı, ya ne alayım gelirken dedi. Ben de dedim ki ince belli çay bardakları al, orada bulunmuyordu o zaman. Bir de dedim Sezai abinin bütün kitaplarını al. Ben de birden bir Sezai Bey arzusu peydah oldu. Sonra o kitaplar geldi. Ben onu arabama koydum, o kitapları. O kitapların hepsi paramparça oldu. Okunmaktan. Onlar benim sırdaşım oldu. Sezai Bey benim yoldaşım oldu. Allah ondan razı olsun. O zaman anladım ki aynen Mevlana Hazretleri gibi, aynen Yunus Hazretleri gibi, aynen herhangi bir arif gibi, kamil insan gibi Sezai abi şiiri ancak belli bir kemalat ile kavranabiliyor. İlk başta size kendini açmaz. Yaşınıza bağlı, başınıza bağlı, kafanıza yediğiniz taşa bağlı. Hayat kulvarında Allah-u Teala sizi nasıl terbiye ediyor? Ona bağlı. Dolayısıyla Sezai abi şiirde şuurun ve şiirde şiarın gerçekten çok nadide bir örneği. Nadir bir örneği. Çünkü bu şaşkınlık toplumu içinde uyanabilmiş çok az sayıdaki insanlardan birisi. Uyanabildiği için uyandırabiliyor da. Uykusuna davet etmiyor birçoğumuz gibi. Ben uyuyorum, sen de uyu. Siz niye bu kadar çok dinden bahsediyorsunuz? İslamcı kardeşler mesela bana öyle derler. Ya Savaş çok dinden bahsediyorsun. Neden bahsedeyim? Budizm'den bahsedeyim. Yani kişi kimi severse, kime bağlı ise, kime kıymet veriyorsa onun dedikodusunu yapar. En azından dedikodusunu yapar. İnşallah öyle olur. Şimdi Sezai abi bu işi hakkıyla yapan bir insan ve şiirlerinin yaşına göre yazdığı şiirlere ben baktığım vakit, işte 20'li yaşlardan itibaren, iki işte bu kalorifer şiiri vardır. Şunu gözlemliyor, o kemalat yolunu nasıl kat ettiğini şiirlerinden görebiliyorsun. Temalardan dolayı değil, içinde Hızır geçiyor efendim, Taha geçiyor, İstanbul, Resulullah Efendimiz'e küçük naat yazmış. Ha işte ondan, bak yine o klişelere geliyoruz, öyle değil. Mona Rosa'da da var. Efendim ablamıza yazmış, nasıl yani? Tabii öyle zaten. Çünkü Mona Rosa diye yakıştırdığı şeyi yaratan da Rabbimizdir. Aşkın kaynağı da Rabbimizdir. Başka bir yerden gelmiyor. Senin nasıl kullandığın ayrı mesele. O kulluk meselesi. Dolayısıyla Sezai abi de bu hikmet çizgisinin genç yaştan itibaren çok filizlendiğini anlıyoruz. Zaten ortaokul yıllarında Mesnevi okuyan bir adam. Daha ne olacak yani? Dolayısıyla kişi hangi kaynaktan beslenirse
bir süre sonra onun sesi oluyor. O yüzden hepimize böyle bir hatırlatmadır bu. Ben bunları sadece Sezai abinin ifade edemeyeceğimiz kıymetine bir takım yakıştırmalar yapayım diye söylemiyorum. Ben önce kendim ibret almaya çalışıyorum. Sizlere de o ibreti hatırlatmaya çalışıyorum. Tavsiye ediyorum. Sezai abiden almamız gereken çok hikmetler var. Bir, ahlaklı olunarak da düşünür olunuyor. İki, tam bir mümin olarak da düşünür ve şair olunabiliyor. Üç, çağın sesine Hakk'ın sesi olarak çağılabiliyor. Yani Galip Dede Hazretleri'nin yazdığı gibi o dilde, o ölçüde şiir yazmanın bir numarası yok. Ben yazıyorum, benim divanım var. Fakat ben onu o alemden besleneyim diye 7 sene boyunca meşgul oldum. Daha sonra şimdi arada bir geliyor. Sezai abi Galip Dede'nin söylediğini bugün kendince seslendiriyor. Yeni hikmetleri ekleyerek. O yüzden hikmet olarak şiir dediğimizde bugün ona karşılık gelen insan bir numara Sezai abidir. Yani ben şiir okuyacağım, kendimi ve Rabbimi anacağım, tanıyacağım. Evet. Nereden? O veya bu şairi tavsiye edemiyorum. Sezai abiyi tavsiye ediyorum. Çünkü ahlakıyla da şair. Bu daha da önemli. Çünkü bize çok şair gerekmiyor, bize adam gerekiyor. Adam gibi adamlar gerekiyor. Her şair adam gibi adam değil, ben çok tanıyorum. Yani dostluk da yapmak istemem, iki kelime konuşmak da istemem, üçüncü cümlede hakaret edip etmeyeceğini bilemem. İşte bu insanları bir tarafa koyun. Bunlar maalesef çoğunlukta. Bir de Allah'ı tercih etmiş, Allah'a uygun yaşamış, tercihlerini ona göre yapmış. Yani paranın, makamın, şunun bunun peşine değil de Allah'ın peşine düşmüş. Bir insan var. Hangisi kamildir? Hangisi örnektir? Sezai abi tabii ki. Ben yıllarca biliyorsunuz bazı dersler veriyorum. Özellikle temel iki dersim vardır. Biz kimiz? Çünkü o kendilik şaşkınlık hali olduğu için insanlarda bir onunla ilgili bir şey anlatırım. İkincisi de kendilik dersi. Kendilik dersinde örnek verdiğim dört insandan birisi her zaman Sezai abidir. Neden kendilik? Çünkü bir mümini adam eden şey ahlakıdır. Dinin içinden ahlakı çıkarırsanız kabuk kalır. Ona taassup denilir. Taassup zaten bir rüzgarla uçup giden bir şeydir. O insanın dine bağlı görünmesi ayrı bir şeydir, bağlı olması ayrı bir şeydir. Sezai abi bunların hepsinin hakikatini bize propagandayla değil, televizyonlara çıkarak, kanallar kurarak, efendim kitleler oluşturarak ortaya çıkan bir insan değil. O mütevazı hayatı ile bunu bize gösteren bir insan, ahlakı bilinen bir insan. Nasıl oldu? Bilinen bir insan. Şimdi bunların hepsi örnekliktir. Yani bizim için örnektir. Şairim abi, işte al Sezai abi. Mimarım abi, al Sezai abi. Veya Turgut Cansever, onu da örnek veririm. Şimdi dolayısıyla şuur noktasında şiarı olan, ilkesi olan, şiiri de onun aracı yapmış bir insan Sezai abi. Sezai abinin meşhur şiirleri, Hızır'la 40 saat. Tam kemalat yaşının başlarıdır, 1960'ların ortasıdır. O yaşlarda ufak ufak Maliye Bakanlığı'ndaki kariyerinden kaçma planları yapıyor. Rasim abiyle ben biliyorsunuz Mavire'ye Yolculuk adlı bir program yapmıştım. Özellikle ondan Sezai abiyle olan hatıralarını anlatmasını çok istedim. Nuri abiyle, Sezai abiyle. Allah razı olsun birkaç program Sezai abiyle olan hatıralarını nakletti. Onu bulabilirseniz YouTube'da lütfen seyredin. Yani Rasim abinin Sezai abiyle olan kardeşliği, Sezai abiyi nasıl tarif ettiği, olaylar, yaşadıkları. Mesela o Hızır'la 40 saati sordum o programda. Abi dedim yani şöyle bir rivayet dolaşıyor. Yani Sezai abi bunu bir deniz kenarında gerçekten Hızır Aleyhisselam'la 40 gün
görüşerek yazdığı diyorlar. Ankara'da öyle bir şey var. Sezai abi dedi ki hayır dedi, öyle değil dedi. Evet dedi, uzun bir süre yazdı ama biz dedi her cumartesi günü Aksaray civarında, deniz kenarında bir kahvede, sahil kahvesi. Sezai abiyle otururduk derdi. Bütün gün boyunca orada otururduk ve Sezai abi ile sohbet ederdi. Sezai abi arada bir derdi, önümüzde gazete varsa veya bir kitap varsa, bir şey varsa durur. Onun kenarlarında böyle bir şeyler, mısralar karalar. Dedi o şiir öyle çıktı. Bu Rasim abinin şahitliği. Şimdi buradan bir şeyi anlıyoruz. Şimdi düşünün, sahilde oturuyorsun. Adam sohbet ederken duruyor. Oraya bir mısra yazıyor. Şimdi ilham ehli olmayanlar ilham eserlerini anlayamıyor. Musikiyle, tasarımla, mimariyle, şiir ile, bunun gibi ilham sanatlarıyla Allah-u Teala'nın o nimeti vermediği insanların ilham ehli nasıl yazıyor? Onu bilmeleri biraz zor. Nasıl tasavvur ediyor? Nasıl besteliyor? O bir cereyandır. O bir akımdır. O bir cezbedir. Ona dayanamaz. İçinde tutamaz. Nereden geldiğini bilemez. Oturup üst üste dizilen negolar değildir bunlar. Sezai abinin öyle bir şiir anlayışı olmadığı çok belli. İlham ile yazıyor. Yani emaneti kalbine ilka edilen emaneti, eskiler buna vahyi dil derler. Vahyi dil. Gönle gelen vahiy zaten öyledir. Vahiy iki türlüdür. Biri ilhamdır, ilhamat. O bütün insanlara Allah-u Teala veriyor. Öbürü de Resullerine verdiği muhkem vahiydir. O ayrı. Şimdi bütün bu aşk sanatı ehli, gerçek olanları, özde olanları, sözde değil. Bir de bu işin esnafı var. Her işin öyle var. Yani bu işi şöhret, servet, rağbet için yapanlar var. Bir de yapamadan duramayanlar var. Yani Yunus Emre ne diyor? Ya ben öleyim mi söylemeyince? Biz de sanıyoruz ki Yunus oturuyor ağacın dibine veya o şimdi TRT'de dizilerde falan da kafamızda bir takım imajlar yerleşti ya. Yeni yeni klişeler şu anda çakılıyor bize. Onlardan birisi de işte efendim dervişler böyle, aynen böyle yerlerde loş böyle oturuyorlar. Hepsi neredeyse esrar çekmiş. Kafayı bulmuşlar falan. Öyle bir şey yok ki. Hiçbir yerde yok. Hala yok. Yani eğer gerçek bir dergah görürseniz anlarsınız. Çünkü dervişler tam tersi en aktif insanlardır. Onların hepsinin hizmetleri var. Akşama kadar hela temizleyecek birisi. Öbürü akşama kadar gidip alışveriş yapacak, mutfağa getirecek vesaire. Şimdi dolayısıyla buna benzer şekilde bir takım çarpık imajlar kafamıza yer ediyor. Biz de sanıyoruz ki Yunus Emre şiir yazmayı çok seviyor. Küçüklüğünden beri zaten çok özeniyordu. Yaza yaza adam öyle bir kabiliyet oldu. Aferin Yunus ya. Ne yazıyorsun? Getir bakayım. İşte ben yürürüm yani. Aşk boyadı beni kane. Yani kane. Güzel. Aferin falan. Devam canım. Sanki Tapduk Emre orada edebiyat hocası. Böyle bir şey yok. Bu bizim kafamızda olan bir şey. Hakikatte böyle bir şey yoktur. Aşk denen bir şey var. Sezai abi de bunun bolca bulunduğu açık. Çünkü hikmet muhabbet ile beraberdir. Çünkü o Allah-u Teala'dan akım nasıl gelecek? Ona açık olan kalpten gelir. Allah-u Teala'ya açık olan kalp aşıkların kalbidir. Aşıklar ölmez dedi o Yunus'un. Fadime'ye aşık olandan sadece bahsetmiyor. Dolayısıyla Sezai abinin de bunu bir akım eseri, bir cezbe eseri, şiiri yazdığı ve yani ikincikli bir üretim süreci olarak görmediği. Çünkü sanat, Arapçada sun, üretim demektir. Bir şeyi ortaya koymak, imal etmek demektir. Batılı dillerdeki karşılığı da aynıdır. Ars, Latince kökeni. O da imal etmek demektir. Zaten artificial diyorsunuz. Suni demektir Fransız artificiel. Aynı Latince kökten geliyor. Yapay demek. Suni, sanayi. Sanatla sanayi aynı kökten geliyor.
üretimle ilgili olduğu için. Şimdi Sezai abi üreten bir şair değil. Aktaran bir şair. O yüzden has bir şair. Yani Rabbimizin inşallah o istisna, o çok kıymetli istisna içine koyduğu, özünde ne varsa sözünde olan, şiirinde ne varsa işinde olan, neyi söylediyse onu yapan, şiiri de bir ahlak ve edep yolu olarak yaşayan, bunların hepsi müminlerin normalde sanat ile olan ilişkilerinin vazgeçilmez şiarlarıdır. Biz bunlardan uzaklaşmış durumdayız. Hiçbir edebiyat fakültesinde size bunlar bu şekilde aktarılmaz. Şiir tahlili yapmaktan şair şahsiyetini tarif etmeyi kimse vakit bulamaz. Bu da Fuat Köprülü ve ekibinin Türkiye'ye çaktığı başka bir paslı çividir. Tevhidden uzak, sanki böyle bir estetik alan varmış gibi. Dolayısıyla bunlardan kaçınmak gerekir. Ben müminim, ben hiçbir şeye öyle bakmam. Her şeyin esası Allah'tır. Bunlar Allah-u Teala'nın nimetleridir. Müzik, ben müzikle uğraşıyorsam müzik de öyle. Şiir, o da öyledir. Dolayısıyla onun hakkını vermek gerekir. Emanet, sahibinin halka arz etmesi gereken, nefsini karıştırmadan vermesi gereken bir şeydir. Sezai abi de bunların hepsini gördük. Allah gani gani rahmet etsin. Bilmiyorum ne kadar oldu, fazla uzatmayalım. Kaç, saat kaç? Bir 5 dakikanızı daha alayım, vaktinizi fazla yormayalım. Sezai abi de şiirlerini takip ettiğiniz zaman ilk başlarda aslında bir öykünme şiiri ben gözlemledim. Şimdi çevresindeki özellikle Maraş'taki insanları şahsen de tanıdığım için birçoğu rahmetli oldu. O dönemde özellikle taşralı mümin insanların rejimin koyduğu sanat kapısından içeri girmek için bazı şeyleri onlara göre adapte ettiklerini biliyoruz. Varlık dergisinde bir şiir yayınlamak, bir yazı yayınlamak, hikaye yayınlamak büyük bir prestij. Gençken bu gibi şeyler tabii önem oluyor. Ona göre dillerini ayarlıyorlar. Yani Nurullah Ataç diline daha uydurmaya çalışırlar. Efendim öykü kelimesi uydurulduysa hikaye demezler, öykü derler. Sanki hikaye, hikayeden bir şeymiş gibi. Ne kadar büyük bir şeydir abi hikaye kelimesi. Dolayısıyla ilk başta da bu gibi öykünmeler var ama çok hızlı bir şekilde Sezai Bey'in bundan sıyrıldığını görebiliyoruz. Buradan da bize bir örnek çıkıyor. Yani Sezai Bey öykünen bir adam değil. Kendisinin sesi. Kendisi neyse öyle. Mazmunlarına baktığınız zaman kullandığı, ben geldiğimde tam Fatih Bey Deniz galiba mazmunu üzerine konuşuyordu. Ben de çok istifade ettim gerçekten. Kara, deniz vesaire. Ağaç, ırmak, çoktur bunlar. Gök. Sezai abi aslında nereye baksa hikmeti gören bir adam değil mi? Çünkü hikmet görene aittir. Görmeyene ait değildir. Hikmetin içine otursak ben herhalde göremem. Ama hikmet ehli karanlığın içindeki ışığı görür gibi onlar onu görür. Bu insanın kendini, kalbini, zevkini, aklını Allah'a teslim etmesiyle, bağlanmasıyla ilgili bir şeydir. Bunda da samimi olmasıyla ve muhabbetle bağlanmasıyla ilgili bir şeydir. O yüzden sanatçılıkta da, düşüncede de Sezai abiden öğreneceğimiz çok şey var. Ben burada bir Sezai abinin taraftarlar grubu gibi değil, Sezai abiden gerçekten istifade etmemiz gereken çok şey var. Çünkü bizdeki pek çok eksiğin tamamlanmış hali Sezai abide var. O önemli bir köprü, önemli bir yol. Mutlaka Sezai abinin o yolunu, o köprüsünü görmek ve onun içinden geçmek gerekiyor. Çünkü o hak yol, Allah'ın yolu, kulluğun güzel yolu. Allah-u Teala onu inşallah şu anda vardığı menzilde de Allah-u Teala'nın merhametiyle, muhabbetiyle, sonsuz mağfiretiyle yaşasın. O yaşıyor. Benim ümidim o yaşar. O uzatlar ölmez. O yaşıyor. Mesele biz ne yapacağız? Biz de yaşıyor gibiyiz ama pek bir ölüden farkımız yok. İnşallah
Biz de onlarla dirilenlerden oluruz ki diriliş neslinden itibaren artık bu şaşkınlık, bu kendini yok sayma, küçük sayma, efendim piyasada hangi kavram neyse onu mutlak sayma. Efendim şiir budur. Bukowski'yi okudun mu? Ulan sen Fuzuli'yi okudun mu? Sen hadi bırak onu. Sezai abi'yi okudun mu? Ben de hep bunu sorarım. Gerçi hocam Bukowski böyle diyor. Bukowski diyebilir. Onda da kıymet olabilir. Ama sen elması bırakıp kömürün içinde elmas mı arıyorsun? Yani? Bu şaşkınlığa da artık bir son vermek lazım. Dolayısıyla Sezai abi de bu hakikatleri, bu ibretleri görmek bence en önemlisi. Eğer şu anda benim irticalen yaptığım bir şey bu konuşma. Fakat yazımızda daha böyle tahliller var, örneklerle anlattığımız şeyler var. İstifade etmek isteyen oraya da bakabilir. Çok teşekkür ediyorum. Kademinize sağlık. Allah rahmet eylesin Sezai abiye de. Allah'a emanet olun.